Ben orkestranın hiç böyle çaldığını görmemiştim. Dırın 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 diye. Böyle. Bekarlardan yapsaydım. Peki. İyi misiniz? Açık değil mi? Açık açık. Açık. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Çok hoş. Maşallah. İnsan bir kıskanıyor değil mi? Bir kendi boyuna bakıyor. Bir de ona bakıyor. Bir kendi saçına bakıyor. Bir de onun saçına bakıyor. Siz burada evlenemezsiniz. Yani hanımefendinin programda kalmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben size söylemedim mi ya? Hoş geldin. Çok teşekkür hoşsun. Teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Türkçe de gayet iyi. Evet, iyi. Türkçe de gayet iyi. Böyle teşekkür buyurun. Ediyorum. Yaşadım. İddialı hem güzel. Teşekkür ediyorum. Farkında? Neyin? Neyin farkında? Değil. Tamam, rahatız arkadaşlar. Dağılabilirsiniz diye. Şimdi benim gördüğüm Seba kapıdan girdiği dakika itibariyle hem iddialı evet. Hem de işte hoşluğunun farkında olan bir kadın. Farkında değilim hiç. Farkında değilsin. Hayır. Kendini beğenir misin? Kendimi beğeniyorum çok. Çok beğeniyorum ama... Bence çok güzel değilim ya. Benden daha güzelliğe çok. Yani neye göre güzellik? Siz neye göre diyorsunuz? Ben hiçbir şeye göre demiyorum. Ben kendime göre ablam. Ona ben tamamen kendime yönelik yapıyorum bunu. Hayır, güzellik kimine göredir? Kiminin çok dupduru bir yüzü vardır ama ışığı, enerjisi yoktur. O güzellik arada kaybolur. Evet. Kiminin hem aurası, enerjisi yüksektir. Hem de atıyorum yüz hattı, boyu, posu tamamlar. Senin güzelliğin çok tamamlıyor. Teşekkür Bunun ediyorum. Bilincinde misin? Onu merak ettim. Bilincindesin sanırım. Ne diyeyim ya? Ha? Bilmiyorum. 26 yaşında yüksekokul mezunu. Evet. Programa katılmaya nasıl karar verdin? Nasıl karar verdim? Bismillahirrahmanirrahim. Biri yuvarlandı kıza bakacağım diye. Yuvarlanan kişi bekarsa olabilir talip olarak. Erkan hayırdır? Aa bir saniye. Benim bu konuya değer el atmam lazım. Çocuğum. İki sezondur seninle biliyorsun kavga ediyorum. Daha bir kere görmedim buraya geldiğini. Hayırdır? Bir şey mi kaybettin? Ne arıyorsun? Bas gitarla ilgili bir sorun vardı. Yalan sevgili seyirciler. Sen evli miydin ya? Anlayamadım. Evli miydin? Evet evliyim. Bir tane de çocuğum var. Evet o zaman bas gitarın yanına git çabuk. Yok yok şaka yapayım. Ben onu bir an bekar sandım da o yüzden. Ha, arkadaşlar şaka yapacağım kişinin bekar olması önemli biliyorsunuz. Şakayı devam ettirebilmem için. Ha, programa katılmaya nasıl karar verdin? Vallahi ablam söyledi. Çok zamandır söylüyor. Hepsi katıl katıl. Falan. Çünkü ben İran'da evlenmek istemiyorum. İran'dan geldin değil mi? Evet. Direkt geldin. İstanbul'da geldim. Yaşamıyorsun. Hayır. İlk gelişi mi Türkiye'ye? Hayır. Kaçıncı gelişi? İstanbul'a mı? Evet. Üçüncü gelişi. Üçüncü gelişi. Evet. Ama bu sene ilk defa program için geldi. Evet. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İran'da evlen mi? Türkiye'de evlen. Türkiye'de evlen. Çocuğunu da götür Türkiye'ye yerleş diyor ablam. Çünkü İran'da evlenmek istemiyorum. Niye? İstemiyorum ya. Sevmiyorum. Çocuğun mu var? Evet. Çocuğum 9 yaşında oğlum var. Maşallah. Teşekkür Genç ediyorum. Genç evlilik yaptı. Evet 16 yaşında. Sonra böyle oldu karar vere. Ben İstanbul'a arkadaşlarımla alışveriş için gelmiştim. Dün yok öbürkü gün. 2 gün. Sonra ben dün geldim buraya. Kendimle karar verdim geleyim. Geldim kapı ağzına söyledim ya numara yok ya bende adres falan yok. Bak, buraya kadar gelmişim. Bak şurada yazıyor numaralarım. Ama ben hiç bak burada diyorum ha. Ben bakmıyorum zaten. Tabii tabii bak.
Şurada yazıyor sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz evet, gibi. Evet, ben programa bakmıyorum. Şurada bakın. Numaralarımız yazıyor. 0212 318 18. 0212 300 bakın elimin altındaki. bu. Şey yapsanız oraya bir animasyonla böyle hani yapıyorlar ya Instagram'da takibe takip geri takip. Sayfama beklerim kızlar yazın oraya. Sayfama beklerim kızlar. Telefonu beklerim beyler. En güzel bir GT vardı da ortada geri takipmiş o. Sonradan öğrendim ben onu. Vallahi ben başka bir şey anlamıştım onu. Evet, bakmadığım için bilmiyordum. Tamam, senin sayende bak bir kere daha. Evet. Süper. Tam elimin altına. Telefon numaralarımız burada sevgili seyirciler. Sen anlat ben. Dikkati. Oraya çekeceğim böyle. Yaz benimle oynuyor kamera. Yapmayın arkadaşlar. Sayfama beklerim. Tık. Bir saniye. 16 yaşında evlendin niye? Evet. Vallahi... Aşk mıydı nikahı oturtturan, nikah masasını oturtturan, ailen mi istedi? Hayır, hiçbirisi. Zaman gelişi öyle oldu yani. Öyle olması lazımdır. Öyle olması lazım gerekiyordu. Evet. Kaç yıl evli kaldın? 2 yıl. 2 yıl. Bebekten sonra ayrıldın. Nasıl geçiniyorsun? Nasıl evet, yaşıyorsun orada? Ben şirkette müdürüm. Bir şirket satış, havaliman satış bilgisayarında müdürüm. Kendim İran'da modellik yapıyorum. Zaten kapalı modellik yapıyorum. Sonra böyle kendi ayaklarım üzerinde çalışıyorum. Geçiniyoruz ya Allah'a şükür. Peki yani paramı kazanıyorum, bir taraftan çocuğumu büyütüyorum, kendi kendime yetiyorum. Niye evet. evlenmek istiyorsun? Çocuğum için evlenmek istiyorum çünkü çocuğumun bir babası olması, onun karakterini almasını istiyorum. Kendi babasıyla görüşüyor mu? Hayır, hiç görmemiş. Neden? Görüşmüyorlar, görmemişler. Sen aracı oluyor musun? Ben çok aradım, gel çocuğunu gör falan. Söylüyor ki hayır ya ben çocuğun kafasını bulandırmayayım daha iyi. Öyle oluyor. Nasıl biriyle hayatını birleştirmek istiyorsun? Karakter olarak. Karakter ruh olarak. Ruh olarak. Çok sakin bir adam istiyorum. Çünkü kendim de çok sakin bir insanım. Heyecanım var ama çok az. Çok sakin bir insan. Çok kıskanç erkek seviyorum. Çok kıskanç. Çok kıskanç erkek seviyorum. Niye? Ya sahip çıksın seviyorum. Ben karakterim bu. Yani kıskanan erkeğin sahip çıktığını. Ben böyle anlıyorum. Düşünüyorsun. Ben kıskanan erkeği zannediyorum beni çok seviyor. Ben böyle seviyorum. Zaten beni kıskandığı zaman ben daha onu seviyorum, aşık oluyorum. Böyleyim ya. Bir çocuğum var. Çocuğunla beraber Türkiye'de hayatını sürdürmek istiyorsun. Evet. Yaş kriterin nedir? 30-40 arasında olur. Sen 26 yaşındasın. Senden yaşça büyük olmalı. Olgunluk evet. açısından mı? Benden küçük olması hayatta olmaz. Bir yaşta hayatta olmaz. Çünkü benim çok şeyim ya birazcık ne derler? Büyük düşünüyorum hep. Onun için onun da büyük olması lazım. Çünkü ben kendim öyleyim. Sonra... tane sordunuz. Sorusu olan unuttum. Var mı? Sorusu olan var mı? Buyurun Ahmet abiciğim. Mikrofonu alın lütfen. Ha mikrofon. Aa burada. Ha, var mikrofonunuz. Pardon. Ha burada var ses geliyor herhalde değil geliyor, mi? Buyurun. İranlı meşhur şair, kadın şair Hila Sıddıkı'yı tanıyor musunuz? Efendim? Hila Sıddıkı. İranlı kadın İranlı şair. Meşhur kadın Ela şair. Sıddıkı. Hila. Hila. Sıtkahi. Ahmet-i Necat döneminde hapse atılmıştı. Sanırım hala hapiste. Hayır ben tanımıyorum. Sen tanımıyorsun. Hayır. Yeni nesil. Efendim? Yeni nesil. Yeni nesil. Evet. Neyse ya. Peki. Dur. Ondan bir dize okumak istiyorum. Belki hitap eder ona. Buyurun. Biraz zor ama. Ben parsam ta abed pars. Pars.
Ne haburam ne kayuram ta ebed pas. Teşekkür ediyorum. Şükran, kudafız. Farsça'da, Türkçesi? Evet. Tabii Türkçesi de şey yapılır. Ben ta ezelden Fars'ım, İranlıyım. Fars, İran ha? Evet. Ya ne hakaburam ne hayu... Yani eski kitaplarda sözü edilenden ta öteyim. O anlamda. İşte gerisi. Bunu okumak istediniz. Ben hayır. Okudum bitti. Ben de hayır. Hani kadına dair bir dokunuşu vardı. Onu mu anlatmak istediniz acaba? İranlı kadınları anlatan. Ama ben anladım ya zaten. Ha? Ben anladım. Sen anladın. Evet. Peki. Ahilas Sıdıkı 26 yaşında yüksekokul mezunu, bir evlilik yaptı. 8 yıldır bekar, bir evladı var. Evladıyla beraber yaşıyor. Aday ve taliplerini bekliyor. Çok kıskanç erkeğin çok sevgi dolu olduğunu düşünüyor. 30 ve 40 yaşlar arasında aday ve taliplerini bekliyor. İlk telefonu Nadir Bey. Telefon hattında. Nadir Bey merhaba. Düştü. İlk kısmetiniz gitti. Bundan sonrasına bakacağız. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyorum. Çok teşekkür ederim. Ahmet abicim, talibiniz var. Sizi böyle alabilir miyim? Rabia Hanım'la buluşacaksınız. Ahmet Bey 67 yaşında, üniversite mezunu, iki evlilik yaptı, iki evladı var, 4 yıldır bekar, tarih araştırmalar yapan, İsviçre'den emekli, hayatını orada sürdüren bir beyefendi. Rabia Hanım Antalya'dan geliyor, üniversite mezunu, hemşire, alkışlarla. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Size sormalı. Çok teşekkür ederim. Fazlaca mı heyecanlıyız? Yok. Fazla üşüttüm. Fazla üşüdünüz. Evet. Buyurun. Merhaba Ahmet Bey. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben, siz nasılsınız? Allah'a şükür. İyiyim. Sizi sormalı. Daha iyi olurum sizi iyi oldukça. Bir şey ben başlamak istiyorum. Müsaade var mı? Buyurun. Nereden katılıyorsunuz? Antalya'dan geliyorum. Sizinle telefonda konuşmuştuk, hatırlıyorsanız. Tamam, ben hatırladım. Evet. Şey, benim hatırladığım kadarıyla Bulgaristan'dan. Evet, Bulgaristan'da doğumluyum. Doğum orada. Hangi şehirden Bulgaristan'dan? Sofya. Sofya. Gittiniz mi orada? Geçtim yani, pek durmadım orada. Anladım. Ama yani ne kadardır Antalya'dasınız? 15 sene. 15 yıldır da Antalya'da hayatınızı evet. sürdürüyorsunuz. Gitmek isterim oraya. Şunu diyecektim. Aidiyetiniz, yani etnisiteniz ya da ırkî durumunuz. Onları canlı yayında. Onu sormuyoruz da. Evet. Kültürel yapı itibariyle Türkçe'ye sonradan mı önceden mi vakıf? Vatandaşlığınız. Yok, Türk dilini. Konuşuyor Türk ya. Dilim. Evet, Türk dilini. O sonradan mı olmuş, yani anasından mı olmuş, onu soracak. O da sonra da hepimiz sonradan oluyor. Bütün insanları 3 yaşından sonra konuşmaya başlıyor. Türkçe. Güzel. Türkçem biraz aksantlı olabilir. Çünkü ben özel bir hastanede çalışıyorum. Sadece yabancı uyruklu hastalara ile. Yani pek Türkçe konuşmadığım için o yüzden kaç biraz... Kaç tane biliyorsunuz? 3 büyük, 7 tane küçük. 3 büyük derken 3 kullanışlı dili, Almanca, İngilizce, Ruşça. Kalan dilleri yani ikinci sıradan dilleri Bulgarca, Sırpça, Makedonca, Çekçe, Polonca. O da iş dolayısıyla. Hayatınızı sürdürecek, ihtiyaçlarınızı karşılayacak derecede ya da karşı tarafı anlayacak? Şimdi ben hastanede çalıştığım için bütün dilleri çok iyi seviyeli bilmem gerekiyor. Çünkü hasta insanları öbür insanlardan daha hassas ve daha yani
daha fazla ilgi göstermemiz gerekiyor. Ben sorudaki maksadım yani dilin zenginliğini, dil dünya renk mozaiğinde her dil bir renktir. O bağlamda sordum. Hani önceden mi sonradan mı? Sonuç itibariyle anlaşıldı ki siz o renklere